Merhaba, ben Ahmet. Şimdi size bir günümü anlatacağım. Gördüğünüz üzere her zamanki gibi güne mutlu bir şekilde uyandım. Ardından elimi yüzümü yıkamaya tuvalete gittim. Sana yoktur sözüm, sır sıfatından su içmeyir gözün. Cinlere şeytanlara benziyirsen, cinlere şeytanlara benziyirsen, acayip hayvanlara benziyirsen, acayip hayvanlara benziyirsen. Elimi yüzümü yıkayıp şöyle bir saçımı düzelttikten sonra ev arkadaşıma bakmaya gidiyorum. Yavrum, bu dünya dipsiz bir kuyu. Uyu melek yüzlüm uyu. Bu dünya dipsiz bir kuyu. Bu benim ev arkadaşım Mehmet. Genelde çok sabah insanı değildir. O nedenle rahatsız etmekten kaçınmak lazım. Ama melek gibi uyumuyor mu? Şu surata bakar mısınız ya? Bu da diğer ev arkadaşım Ali. Onun dersleri de öğlen ama şu an neden uyanık hiç bilmiyorum. Ders saatim yaklaştığı için artık evden çıkıyorum. İşte gidiyorum bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden, hiçbir şey almadan, bir şey vermeden, yol ayrılmış görmeden gidiyorum. Bu arada gittiğim üniversitede edebiyat fakültesinde edebiyat bölümünde okuyorum. Ama sadece edebiyat, öğretmenlikle alakası yok yani. Okuldan çıktıktan sonra sokaklarda dolaşıp yeni yerler keşfetmeyi ve görmeyi severim. Her seferinde farklı bir yoldan eve gitmeyi tercih ediyorum. Mehmet işe gitti herhalde. Ali de okulda galiba. Anlaşılan evde yalnızım. Bu yeni hayatımın en zor kısmıysa, çok severek çaldığım gitarımı bile artık duyamıyor olmam. Bu Ahmet. 5 ay önce trafik kazasında duyma yetisini kaybetti. Çok sevdiği müziği ondan alan ise babasının araç kullanırken telefonla ilgilenmesiydi. Hey pardon. Yıldızlarınızı yere düşürmüşsünüz. Bir tanesini de bana verebilir misiniz? Benim de sadece var bir iki tane. Lakin gece görünür gökyüzünde. Biz sizin gibi onları satın almadık.